Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Gelin LGS'de bir net arttıralım artıralım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hem 2023 LGS'de hem öncesinde her sene mutlaka bize metin türlerinden bir soru geliyor. Geçen sene de A kitapçığında bakın isterseniz göstereyim. 13. soru metin türleriyle alakalıydı. Bu sene de LGS 2024'te bu konuya alakalı soru gelecek. Çok kolay, çok temel bir konu. Esasında hepsini bir sayfada özetledik sizlere ama yine ben konunun detaylarına gireceğim. Olağanüstü olayların ders vermek amacıyla anlatıldığı türe biz masal diyeceğiz. Aynı şekilde hayvanların konuşulduğu türe fabul diyeceğiz. Sadece hayvanlar mı hocam? Hayır, i̇nsanlar da olabiliyor ama genellikle hayvanlar var işte karga ile tilki gibi. Ee, gezdiğimiz gördüğümüz yerler yazısı olacak. Ulusların kahramanlık hikayeleri destanlar olacak. Oğuzkan destan. Harikasın çok güzel bir örnek ver Tonguç'um. Geçmişteki hatıralarımızı anılarımızı anlatacağız günü günle tarih tutuklarımız günlük olacak. Bir kişinin hayatını anlatıyorsa birisi işte 1453 yılında doğdu veya işte 1780 yılında doğdu. Bu biyografi olacak. Kendi hayatını adam kendisi anlatıyorsa 1780 yılında gözlerimi dünyaya açtım diyorsa otobiyografi olacak. Rahat rahat düşüncelerini dile getiriyorsa deneme. Sohbet havası varsa söyleşi. Ciddi bilimsel bakın hatta bu üniversitelerde oluyor. Bakın şuraya şöyle güzel bir şekilde üniversite. T diye yazayım. Üniversitelerdeki bu bilimsel makaleler ya da gazete ve dergilerde de yayınlanabiliyor bu. Fıkralar yani gazetelerdeki köşe yazısı. Nasrettin Hoca fıkraları olur mu hocam? Hayır hayır. Temel fıkraları Nasrettin Hoca fıkraları bunun alakası yok. Bu esasında diğer adıyla köşe yazısı. Bak buraya hemen yazmak istiyorum Tonguç'um. Köşe yazısı. E, öykü ve roman zaten yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatıyor. Tek farkı öykü kısa olacak, roman kalın olacak. Eleştiri de bir kitabın, bir sanat eserinin eleştirilmesi. Bunların her biriyle alakalı çok güzel bir şekilde konu yapacağız. Şimdi arkamıza yaslanalım. Tonguç Kap'ta biliyorsunuz 3. sezonda 8. haftadayız. Tüm dersler kitabımızda bununla alakalı çok güzel sorularımız var. Fiştel kitabımızda. Yine Dinamo'da da metin türleriyle alakalı test 116 ve 117. Zoru Bankası'na da test 86'yı mutlaka çözelim. Çünkü LGS'de arkadaşlar Bundan 2024'te bir soru net bir şekilde gelecek. Bu soruyu kaçırmayalım. Hadi o zaman gelin intromuzdan sonra konumuzu güzel bir şekilde öğrenelim. Evet arkadaşlar ilk başta öykü ve romanla başlayalım. İkisi de yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatıyor. Tek farkı öykü kısa, Roman ise uzun. Hatta üniversite sınavında şöyle bir soru çıkmıştı olmuşum. Demiş ki öykü bir C vitamini yapıysa roman ona eş değer bir kilo limondur demiş. Sence burada ne demek istemiş? Öykünün anlatımı daha yoğun hocam. Harikasın. Öykünün anlatımı daha kısa, daha özlü, daha yoğun. Yani C vitamini bir küçük oluyor ama bir kilo limon bir sürü yer kaplıyor. Ama esası aynı şeye denk geliyor. Dolayısıyla öykü kısa, yüzeysel bir ya da birkaç olay anlatılıyor. Roman ise uzun, detaylı birden çok Olay anlatılıyor. Masallara baktığımızda bir tekerleme ile başlıyor. Olağanüstü olaylar, olağanüstü kahramanlar var ve masalların bir diğer özelliği ise evrensel. Yani böyle bir ulusa ait değil. Mesela destanlar bir ulusa ait, milletleri etkileyen olayları gösteriyor. Masallar ise yani Kırmızı Başlıklı Kız nereli sen biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Ben de bilmiyorum. Veyahut da işte Kel olan masallarını bize söylüyoruz. Başka ülkelerde de söyleyenler var. Dolayısıyla tabii Kel olan bize ait ama Özünde masallar evrensel değerleri anlatıyor ve öğüt veriyor. Masalların sonunda iyiler kazanıyor kötüler kaybediyor. Fabullar da yine öğüt vermek amacıyla burada hayvanlar konuşuluyor ve bu da ibret verici bir sonla bitiyor. Gezi yazıları gezilen görülen yerleri gözlemliyor. Adam orayı gezmiş görmüş bizlere aktarıyor. Bizde de gezme hissi oluşturacak şekilde bize dile getiriyor. Destanları zaten dersimizin başında da söylemiştik. Milletleri derinden etkileyen olaylar. Mesela az önce senin söylediğin Oğuz Kağan destanı. Başka hangi destanlarımız var Tonguç? Un? Çanakkale destanı. Harikasın. Çanakkale destanımız var. Çanakkale şehitleri için yazılmış. Mehmet Akferson yazdığı Çanakkale şehitleri destanlar var. Bozkurt Türeyiş, Ergenekon, Göç, Alper Tunga bir sürü destanımız var. Destanların yazarı belli değil. Anonim. Yazarı belli olan destanları da yapay destan diyeceğiz. Onu lisede öğreneceğiz. Anıya baktığımızda kişilerin başından geçen olaylar, hatıralar, geçmişte yaşadığı tecrübeler aktarılıyor. İşte birinci kişi ağzı var. İşte geçen hafta teyzemlerdeydik. Teyzemlerde yaşadığımız olaylarda baktım falan böyle geçmişteki bir hatrasını anlatıyor. Bazen işte kurtuluş savaşı anılarını anlatıyor. Çocukluk anılarını anlatabiliyor. Fark etmez. Günlüğün fark günü gününe günün tarihi atılarak işte bugün 29 Mart Cumartesi bugün teyzemlere gittik veyahut da işte şu tarihte şu olay oldu diye sevgili günlükte yine birinci kişili ağzıyla samimi bir dille aktarıyor. Buradaki tek fark günün güne tarih atması. Biyografi ise bir kişinin hayatını başkası tarafından altılı metinler. Yani işte 1928 yılında doğdu. 1948 yılında üniversiteye başladı diye kişinin hayatını başkası anlatıyor. Birinci kişi ağzının olduğu otobiyografide ise 1928 yılında doğdum. 1940 yılında üniversiteye başladım diye kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. Burası önemli. Tonguç evladım benim. Denemenin adı üzerinde. Deniyorsun yani. Nasıl yani? LGS denemesi mi? Hayır evladım. Ne alakası var? Deneme. Evet. Esas ...LGS denemesiyle sen kendini deniyorsun ya... ...burada da yazar düşüncelerini deniyor yani... ...herhangi bir konuda kişisel düşüncelerini... ...bana göre, bence diye böyle kendini... ...yorumluyor. Ama mesela makale ciddi... ...düşünceyi kanıtlamak... ...zorunlu. Bak buraya yazıyorum. Makaleyle... ...farkı çok fazla. Düşünceyi kanıtlamak zorunlu. Bilimsel fikir yazıları... ...nesnel cümleler kullanarak anlatılıyor. Burada ise öznel cümleler var. Buraya yazalım şöyle. Öznel... ...cümleler var. Benim burada... Söyleşiye bakalım burada konuşmaması var. Hani sohbet, söyleşi, soru cümleleri var, cevaplar var. Ve burada yazar okuyucunun düşünceni değiştirmeye çalışmıyor. Yani öyle kendi, ben böyle düşünüyorum sen de böyle düşünür müsün diye sanki sohbet ediyor. Fıkraya baktığımızda ise güncel konular, kişisel görüşlerle son günlerde, bugünlerde işte seçimler var ya mesela şimdi, seçimlerde böyle oldu diye adam görüşen dile getiriyor. Ve e, gazete ve dergilerde yayınlanıyor fıkralar ve en önemlisi güncel konular var. Burada yazar köşe yazısı yazıyor esasında. Yani köşe yazısı dediğimiz gazetelerdeki köşe yazısıyla birebir aynısı. Şimdi LGS'de nasıl geliyor? Mesela test 86'ya çalalım şöyle bak. Taktiğe geldi önümüze. Metin türleri yakalıyor ki bu açıklamayı örneklendiren bir metindir diyor. Önce denemenin tanımını veriyor. Ya da işte hangisi bir düşünce yazısıdır diyor. Bir yorumun olduğu yani bir hikayenin bir olayın olmadığı böyle masal hikaye roman gibi değil de makale fıkra gibi düşüncelerin olduğu bir metin veriyor. Ya da bir metin veriyor bu metnin türü nedir diyor. Dolayısıyla sen bu tarz soruları mutlaka çözmelisin için takıldığın sorular olursa da karakola okutarak çözümlerini izleyebilirsin. Tekrar söylüyorum 2024 LGS'de bu konudan mutlaka soru gelecek. O yüzden ödevlerinizi sıkı sıkı yapın arkadaşlar. Dersimizin sonundaki meydan okuma testini de yapmanızı istiyoruz. Hadi bakalım özel sorumuzu yapın yorumlara yollayın.